Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yeliz arkadaşınızın yeni videosuna. Yeliz arkadaşınız kendine kahvaltı hazırlıyor. Hemen iki tane yumurtamı kırdım arkadaşlarım. Kaşarımı hazırladım, lavaşımı hazırladım. Artık bıktınız belki bu lavaşlı kahvaltı fastından ama rendelemedim, doğradım. Belki bıktınız ama arkadaşlarım, kahvaltı için ideal. Hem yeterli olan besini de almış oluyorum böyle yumurta. Peynir falan. Neyse bakalım, bu sefer farklı yapacağım. Hadi hemen ocak başına geçelim ve güzel bir şekilde kahvaltı hazırlayalım. Şöyle iki tane yumurta kırdım. Aslında bir tane kıracaktım. Yumurta küçük olduğu için sonradan bir tane daha ekleme yaptım. Haydi bakalım, gelin. Ocak başına geçiyoruz. Bu sefer lavaşın üstüne dökeceğim arkadaşlar yumurtayı. Şöyle lavaşımı aldım. Üstüne yumurtayı da dökelim. Bismillah. Şöyle. Vallahi merak ediyorum nasıl olacak. Dur, hemen kayma oralara gitme. Şöyle yayalım seni bir. Şöyle artık yayabilirim. Tamam. Şimdi kaşar peynirlerini de koyalım şöyle. Nasıl olacak? Biraz da kıstım altını. Şöyle kapağımı kapatıyorum. Birazcık pişsin bakalım. Kenarlardan birazcık yağ gezdireceğim. Birazcık dedim, bayağı oldu. Şimdi ilk kez denediğim için şöyle bir kontrol edeyim istiyorum arkadaşlarım. Şöyle bir çevirsem mi acaba? Ne dersiniz? Kaşarları koymasaydım, çevirsem iyi olacaktı. Ne yapacağız şimdi? Hop, şöyle. Şöyle. Tam çekemedim de. Tamam. Biraz böyle dursun. Sonra biraz öyle çevireceğim. Biraz böyle, biraz öyle. Sıcağında pişsin bakalım. Ben kahvaltımı hazırlarken Cansucuğum da ara öğününü hazırlıyor arkadaşlar. Ara öğün mü? Brokoli çorbası varmış ara öğününde. Şöyle gördüğünüz gibi domates eklemeyi unuttum içine. O yüzden tabağın kenarını aldım. Şimdi benim için yeterli bir kahvaltı. Hemen çayımı da alacağım. Ve kahvaltı faslına geçiş yapacağım. Şöyle çayımı da aldım. Balkona geldim güzel arkadaşlarım. Tabağım da hazır gördüğünüz gibi. Hemen şu güzel havada, balkonda kahvaltı keyfi yapacağım. Tripodumu da alıp geleyim. Tripodumu da aldım, geldim. Hemen karşınıza geçtim. Güzel arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Beni soracak olursanız, çok şükür Allah'a iyiyim, idare ediyorum diyeyim arkadaşlarım. arkadaşlarım. Vallahi ben böyle bir baş ağrısıyla uyandım. Dün gece de çok böyle uyuyamadım gibi oldu. Ali'nin yokluğu beni daha çok etkilemeye başladı son zamanlarda. Neden böyle oldu bilmiyorum ama hani alışkınım aslında bakarsanız. Eskiden hep 12-24 çalışırdı. Hani bir gece olmazdı, bir gündüz olmazdı. Hani alışkındım ama bu sefer daha böyle bir şey geldi bana. Yani son yıllarda öyle hissediyorum. Böyle il dışı görevlere gittiği zaman daha zor geliyor bana. Bilmiyorum neden öyle olduğunu da. Bir uyuyamadım, bir korkuyor gibi oldum. Böyle okudum, üfledim. Bildiğim duaları ölmüşlerimizin ruhuna falan bağışladım. Böyle uyuyamadıkça dua ettim falan. Ali Beyciğim de iyi. Arada sabahleyin işte. Fotoğraf atmış falan. Çok sıcak burası diyor. Antalya çok sıcak diyor. Koydum yanına iki tane tişört koydum Allah'tan. Hani buralar gibi olmayacağını siz de söylediniz. Biz de az çok hani tahmin ettik. Antalya kış görmüyor yani. İklimi, mevsimi farklı oluyor oranın. Öyle işte. Bugün pek böyle modum yok nedense. Dün akşam 3 saatlik bir canlı yayın yaptığım için mi öyle oldu acaba? Biraz da böyle evde durasım yok bugün. Nedense hep bir Aslı var aklımda. Aslı'ya gitsem, Aslı'ya gitsem. Geçen gün de Arzucuğum işte geliz diyor, hep aklımdasın, hep hani gelmişlerdi ya yandım diye geçmiş olsuna. Hep aklımdasın Yelizciğim, hani bir Yeliz'e gitsem, bir Yeliz'i görsem, bir Yeliz'i görsem demişti. Ben de onun gibi oldum, bir Aslı'ya gitsem.
bir Aslı'yı görsem böyle. Geçen akşam da bir girdik çıktık, çok kalamadık gibi oldu. Öyle hemen hadi dedi. İndik öyle, hediyelerini verdim, çıktım gibi olmuştu işte. Çok da böyle sohbet muhabbet edemeyince, bilmiyorum, bir yazarım gruptan, bakayım bir planları var mı, bir çay kahve içme ortamları bir şeyleri olacak mı? Hava da güzel. Çıkasım şöyle bir yürüyesim var, yani anlayacağınız bir dolanasım var. Neyse bakalım. Önce bir karnımı doyurayım, ilaçlarımı içeyim. Ondan sonra günümüze devam edelim. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Çok güzel günlerimiz, haftalarımız, aylarımız, yıllarımız olsun sevdiklerimizle beraber inşallah. Daha fazla soğutmadan karnımı bir doyurayım. Ondan sonra güne devam edelim. Bakalım neler yaşayacağız bugün. Tamamen spontane oluyor biliyorsunuz. Karşınıza gelişim, başlıyorum ve gün içinde devam ediyor. İşte öyle oluyor, böyle oluyor. Planlanmış hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. İnşallah güzel haberler aldığımız, güzel geçen bir gün olsun hepimiz için. Haydi bismillah diyeyim, başlayayım ben. Ooo, çıtır çıtır olmuş lavaş. Ha, böyle pişirince valla. Duydunuz mu sesi? Bakın. Kat kat ayrılıyor. O zaman bana afiyet olsun güzel arkadaşlarım. Kahvaltımı yaptım. Karnımı doyurdum. Çayımı da içtim. Yorumlarınıza da dönüş yaptım. Şurada çayımı içerken, karnımı doyururken, Ali'nin gittiği videoya yaptığınız yorumlara da dönüş yaptım. Şimdilik bitirdim. Şimdi telefonu elimden bırakıyorum ve mutfağa gitmem lazım. Şimdiye kadar ertelediğim işime, gücüme koşturmam lazım arkadaşlar. O zaman iş Yeliz bacınızı bekler. Şu mutfağı bir halledelim bakalım. Haydi gidelim. Mutfağımızı halledelim. Ondan sonra rahat, rahat, rahat otururuz arkadaşlarım. Ya mutfak düzenini ben aslına bakarsanız tam bir düzen sağlamadım. Biliyorsunuz güzel arkadaşlarım, her şeyi sizle paylaşıyoruz burada. Yani mükemmel bir düzen sağlamadım diyelim. Hani mutfakta hala her şeyin yeri tam olarak belli değil. Niye erteliyorum ki? Hep böyle bir şeyler oluyor. Şimdi de niye bekletiyorum gibi oldu. Kilerimizi düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Kilere raflar yaptıracağım. Kilerimizi düzenleyeceğim. Daha önce de söylemiştim size. Yani mutfakta çıkması gereken şeyleri, hani konservelerim falan var mesela. O konserveleri oradan çıkarmam lazım. Birazcık bana mani oluyor, engel oluyor. Hani konservelerin olduğu yere tencere takımımı koymak istiyorum falan. O yüzden mutfaktan çıkması gereken her şeyi şöyle bir toparlayıp kilere yerleştirip mutfağımın düzenini tam olarak sağlamayı planlıyordum. Ama olmuyor yani, bir türlü onu şey yapamadık. Ali'ye de söyledim, dedi bir gideyim geleyim ben falan dedi işte. Hayırlısıyla bir gelsin bakalım, ondan sonra artık ne yapacağız, nasıl bir yol çizeceğiz. Tül içinde mesela sizden ben gizleyecek saklayacak değilim aslına bakarsanız. Hani her şeyimizi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Paylaşabildiğimiz kadarını, yani tamamen şey olmasın da bu. Tül diktirme olayını da mesela şey dedi bana, hani ayın 10'unu beklesek, ondan sonra diktirsek olur mu karıcığım dedi. Olur dedim ben de, yani niye, neden olmasın, hani eski tülü takmak istemiyorum Ali dedim, hani artık çok eskidi, hani yıprandı, değişmesi gerekiyor dedi. O da bana öyle bir seçenek sundu, hani ayın 10'undan sonra yaptırsak olmaz mı deyince olur dedim ben de. Şimdi onu bekliyoruz gibi oldu. Kiler için de aynı şeyi söyledi, hani ben de dayatmak istemiyorum yani. Hani onunla beraber ortak hareket etmek istiyorum. Çoğu erkek öyle şey değildir. Eşi dayatmadan bir şey yapmaz, gönüllü olmaz genelde, ama Ali Beyciğim böyle kafasına yattığı zaman hemen şey yapıyor. Ama yatmadığı zaman, kafasına yattırana kadar ben uğraşıyorum. Bizde de öyle bir durum oluyor yani. Neyse, çok konuştum ben. Haydi mutfağa bir el atacağım. Ocağım, davlum, bazım, fırınım temizlenecek güzel arkadaşlarım. Ondan sonra mutfak dolaplarım silinecek. Şöyle bir dışından almam lazım. Çekmeceleri de boşaltmam, bir tozunu almam lazım. Neyse, çeneyle olmaz bu işler. Sizler keyifli keyifli izleyin. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin güzel arkadaşlarım. Buralar sizlerle güzel, her zaman söylüyorum. Siz varsanız ben varım, siz yoksanız benim de burada olmamın bir anlamı yok. Sizlerin destekleri olmadığı zaman da burada olmanın bir anlamı yok. Böyle güzel güzel paylaşımlarla, hayata dair, hayatın içindeki her şeyle yürüyüp gidelim inşallah. Her gün güzel bir şekilde buluşalım inşallah. Haydi bismillah. Daha fazla çeneye gerek yok. İş güç beklemiyor arkadaşlarım. Bekliyor da sonrasında bunaltıyor insanı.
onu yapacaktım, bunu yapacaktım. Kafamda beni yoracağına bedenim yorulsun ama kafam rahat etsin. Haydi gidelim. Şunları da alayım. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlarım mutfağa geldim. Dedim önce şöyle fırınımın yan demirlerini bir sökeyim. Ondan sonra fırınımı çalıştırayım. Gördüğünüz gibi çok kirli. Şu şey çok kirli aslında bakarsanız. Üstündeki tel ızgarası çok kirli. Yanlar da kirli. Şimdi fırınımı ısıtacağım. Şöyle bakın. Uzun zamandır yapamadım biliyorsunuz. Hep söylüyorum size. Hiç sizden de hiçbir şey gizlemiyorum, saklamıyorum. Fırınım bu halde. Şimdi 50 dereceye ayarladım arkadaşlar. Şöyle bir güzel fırınım ısınsın. Güzelce böyle domollayacağım onu. O sırada ben de şuradan gördüğünüz gibi bulaşık makinemi boşaltıyorum. Tezgahtaki bulaşığımı kaldıracağım. Ondan sonra bir güzel fırın temizliği, davlumbaz temizliğine geçiş yapacağım. Hep diyorum yapamıyorum, yetiştiremiyorum diyorum size zaten. Hiç kimsenin mükemmel olmadığını da söylüyorum. Ben de mükemmel değilim. Sağlık sorunları da yaşadığım için her şeyi de böyle düzenli yolunda götüremiyorum. O yüzden şimdi yapacağım bakalım. Bazen şöyle oluyor, hani tertemiz fırınların temizliği gösteriyor. Hani herkesin rutini farklıdır tabii ama ben şimdi temizleyip sonrasında da gösterebilirdim ama ben hiçbir şeyimden çekinmiyorum arkadaşlarım. Neyse boyum diyorum ya, benim evim bu halde. Şimdi pırıl pırıl yapacağım Allah nasip ederse. Kolumda golfçi dirseğim var sağ kolumda. Bez sıkmak, sürtelemek, zorlayan işler yapmak hastalığımı tetikliyor. Bugünlerde de hafif bir ödemi var. Hafif bir ağrısı da var ama yapmayınca da olmuyor. Videoda çekiyorum, bunlar da çok zaman alıyor. Yolunda götürmeye çalışıyorum, yapabildiğim kadar, düzenleyebildiğim kadar halletmeye çalışıyorum işte arkadaşlar. Artık olduğu kadar, ne yapalım. Şimdi davlumbazımı falan da temizleyeceğim. Ocağımı da temizleyeceğim ama öncesinde şu bulaşık makinemi, kaşıklarımı falan bir yerleştireyim. Tezgahta kahvaltı bulaşığı falan var, onları bir yerleştireyim, ondan sonra başlıyoruz. Saç kurutma makinamla mutfağa geldim. Ne yapacağız? Saç kurutma makinesiyle mutfakta nasıl bir temizlik yapabiliriz acaba? Bunu ben keşfettim. Benden başka yapan var mı bilmiyorum ama arkadaşlarım gerçekten güzel işe yarıyor. Şimdi hemen anlatıyorum size ne yapacağımı. Bu yağ çözücüler fırın temizliğinde nasıl sıcak fırına sıktığımız zaman yağı çok daha güzel bir şekilde arındırıyor, temizliyor. Ocağın üstünü de ben ısıtıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yağ çözücüyü sıkıyorum. Sıcak ocağa sıktığım zaman, bu sıcak demirlere sıktığım zaman derecesini de artırmış oluyorum yağ çözücünün. O yüzden şimdi şöyle bir tutalım. Şöyle arkadaşlar, ondan sonra yağ çözücümüzü sıkacağız. Hadi başlayalım. Hatta şöyle yapacağım, önce ısıtacağım, bir tanesini ısıtacağım, ondan sonra hemen domulu sıkacağım arkadaşlar. Hadi tekrar yapalım. Bakın arkadaşlarım, bir güzel domulu önce ısıttım sonra sıktım. Şimdi tekrardan birazcık tutacağım ve akan yağlara bir bak.
Şimdi sırada fırınımız var. Fırın ısındı arkadaşlar. Şöyle içini bir göstermek için ışığını açmak için çalışmak zorunda kaldım. Şimdi güzel bir şekilde bunu sıkacağım. Fırınınızı çok ısıtmayın arkadaşlar. Çok ısıtırsanız böyle solunumunuza çok daha zararı olacaktır. Hemen hızlıca şunu sıkalım ve kapatalım. Fanı kapattım. Bu niye böyle püskürtüyor? Bunu da anlamadım. Bir acayip püskürtüyor. Bakar mısın? Hiç düzgün püskürtmüyor ya. Şimdi fırının yağı yumuşarken ben şu ocağı bir halledeyim. Şuraları falan da almak lazım tabii. Ocak ve fırın temizliği yaparken Yeliz bacınız ara vermek zorunda. Niye? Çünkü Yeliz'in arkadaşları kahveye geliyor arkadaşlarım. Hemen şu ocağı bir halletmem lazım hızlıca. Arzucum Aslıcım aradı. Mezar üstüne gitmişler. Oradan da sana uğramak istiyor. Ben tabii şey demedim, hani temizliğe giriştim demedim. Ocağı temizliyorum dedim sadece. Bu çaplı olduğunu bilmiyorlar. Bilseler gelmeyelim, etmeyelim, bölmeyelim derler. Benim için önemli değil arkadaşlarım. Arkadaşlarım yeter ki gelsin. Canım feda hepsine. Yaparız, hallederiz. İşte benim işim bundan biraz da ilerlemiyor işte. Yolunda gitmiyor falan. Sağlık olsun. Gelenimiz gidenimiz olsun da temizlik dediğiniz yapılır, halledilir. Şimdi hemen şu ocağı bir halledeyim hızlıca. Fırınım da şey yapıyor. Kahve yapacağım için. Gerçi makinede de yapabilirim. Neyse, ben hızlıca mutfağımı normal haline dönüştürmeye çalışayım arkadaşlarım. İşin özü arkadaşlarım kahveye geliyorlar. Onlar gelene kadar ne yapabilirsem halledeceğim. Onlar gelince de azıcık otururuz, sohbet muhabbet ederiz artık. Ne yapalım? Seviniyorum ya böyle gelen giden olunca. Vallahi çok çok seviyorum ben misafiri. Az çok hani anlamışsınızdır belki, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda benim hakkımda, gelenim gidenim hakkında, ama misafirlerim yeter ki gelsin. Her şeyi bırakırım. Yani bırakabiliyorsam bırakırım yani. Temizlikmiş ya da başka planlarmış, bırakırım. Sohbet olsun, muhabbet olsun, iki güzel paylaşım olsun. O bana yetiyor yani, beni doyuruyor yani, çok besliyor beni. Hadi halledeyim şurayı. Arkadaşlarım şöyle davlumbazımı pırıl pırıl yaptım. Ocağımı pırıl pırıl yaptım. Bastırım anlat sen. Arkadaşlarım geldi. Bir taraftan yemeğimi koyuyorum. Bir taraftan fırınımı temizledim. Bakın şöyle pırıl pırıl oldu. Kızlar da bana bir kızıyor. Niye söylemiyorsun işim vardı diye. Dedim işim var desem gelecek miydiniz? Gelmezdiniz. O yüzden söylemedim dedim. Şimdi 200 dereceye ayarladım. Şöyle içinin deterjanını bir halledelim bakalım. Burada da Cansu'cum kahvelerimizi yapıyor. Bir taraftan yemeğimi yapıyorum dedim. Barbunyası vardı Cansu'nun listesinde. Barbunya yapıyorum. Kızlara şöyle pekmezli filtre kahve yapacağız. Cansu'cum yapıyor yani onları da. Şu kavanozlarımı da oraya koydum.
yağlarımı buraya aldım arkadaşlar. Şu taraftan alması zor oluyordu böyle dolabın altında olduğu için. Burada boşluk olduğu için çok daha rahat olacak. Hatta yağları bu tarafa da alabilirim. Öyle yani. Azıcık şu yemeğimi halledeyim. Ondan sonra ben de oturacağım. Hoş geldiniz. Güle güle Arzucuğum. Kızdılar bana ama evet. Niye haber vermedin diye. Temizlik. İşin yarım niye kaldı. Niye yaptım da hem oturduk hem aynen işimizi yaptık. Yaptım. Pırıl pırıl oldu gördün de. Oldu. Kesinlikle. Eline koluna sağlık. Sağ ol canım. Gene gelin. Şimdi eşi oğlu gelecek. İş çıkışı alacaklar. Evet. O yüzden kalkıyorlar. Yoksa oturacaklardı. Aslıcığım nerede? Burada. Aslıcığım. Ben de vallahi videonun başında dedim. Aslı'ya bir Aslı'ya gitsem. Bir Aslı'ya gitsem diyordum. Hani sen diyordun ya. Bir Yeliz'i göresin var. Yeliz'i göresin var. Kim insanın aklına arkadaşlar? Gerçekten mi? Allah razı olsun. Ben de hep Aslı diyordum. Siz geldiniz. Kalbim temizmiş. Ben de gelip geldim. Vallahi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Canım. Tamam. Ben arkadaşlarıma bir göndereyim bakalım. Şimdi kapıdan uğurladım. Şuradan da bir bakayım arkadaşlarıma. Günü de akşam ettik gördüğünüz gibi. Gitmişler mi? Erken mi indiler? Vallahi gitmişler. Arzu. Kız orada mısınız? Ben de diyorum gitmişler. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Sen de Allah'a emanet ol canım. Geldi oğlu almaya. Gene gelsinler inşallah. Sağlıkla gitsinler. Akşam yemeği saati dedi. Gene gelin Arzucuğum çok selam söyle. Çok sen de sağ ol ayaklarınıza sağlık. Sonra alırlar Arzu dedim. Akşam yemeği saatimiz Yeliz'cim gidelim dedi. Öyle gitsinler bakalım. Biz de hemen yemek faslına geçiş yapalım. Barbunya'nın yanına makarna da koymuştum. Hemen onları bir halledeyim. Caner'cim de okuldan geldi. Yemek işini bir halledelim bakalım. Yine spontane gelişen bir gün oldu. Ben demedim mi size bakalım bugün neler yaşayacağız diye. Plansız, programsız yaşanan bir hayat bizimki. En güzeli. Vallahi gelene gidene göre ayarlıyoruz. İşimizi, gücümüzü halletmeye çalışıyoruz. Hemen makarnayı süzeyim. Yemeğimizi yiyelim biz de. Ne oldu? Ne oldu? İstemiyor musun? Kucak istemiyor musun? Ha, abla seni kucağınızın istemiyor musun? Yağlı göbek teyzelerin. Yağlı göbek. Çok tatlı benim oğlum ya. Vallahi dün gece ben uyuyamadım. Geldi yanıma. Koltuktaydım. Geldi. Uyuyabildiniz mi sonra? Geldi. Benle beraber gezdi. Cazu bir gör evin içinde dolandı. En son yatağa gittim. Nerede benden önce atladı. Beklemiş işte. Evet. Babasıyla gidiyordu ama benle gitti bu sefer. Şöyle hemen barbunyamı açtım. Acaba piştim dedim. Bol da patates koydum içine. Hızlı yaptım kızlar varken. Pişmiş mi? Azıcık daha kaynatmam lazım herhalde. Birazcık su eklemesi yapayım. Ondan sonra azıcık bir elime de alıp bakayım. Burada makarnam da haşlandı dediğim gibi. Akşam yemeğinde barbunya, fasulye ve makarnamız var. Allah bereket versin. Arkadaşlarım lokumun kamyonu geldi. Ben de diyorum bu niye koşuyor böyle? Kamyon geldi park etti. Lokum Hanım da koştu hemen oradan baktı. Geldi mi kızım kamyonun? Hey Allah'ım ya Rabbim. Cadı sarı cadı. Çok güzel bir canlı yayın yaptık sizlerle. Arkadaşlarım biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra çayımı demledim. Hemen böyle Cansucuğum yüzmeye gitmişti. Cansucuğum yüzmeden geldi. Onunla biraz sohbet ettik. Ondan sonra ben böyle sıkılmaya başladım arkadaşlar. Dedim saat ne zaman 9 oldu? 9.30 oldu falan dedim sonra. Baktım saat bayağı bir ilerlemiş. Hadi dedim bir canlı yayın daha aç Yediz. Ben alıştım canlı yayına. Instagram'dan da böyle sürekli canlı yayın yapardım ben eskiden arkadaşlar. Instagram'da YouTube'a girmeden önce el işi yapardım. Siparişlerim olurdu. Aynı zamanda da böyle el işi yapan arkadaşlarla canlı yayınlarda buluşurduk. Sohbet, muhabbet ederdik. Instagram'dan beni takip eden burada arkadaşlarım varsa çok iyi bilirler, hatırlarlar. Hatta
zaman zaman şey diyorlar, hani Yeliz'cim canlı yayınlarını çok özledik diyenler oluyor. Çok güzel, keyifli geçiyordu gerçekten. Aynı sizlerle olduğu gibi. Ondan sonra arkadaşlarım saatte bir hayli ilerledi. Ben şimdi burada bir değişiklik yapmıştım. Size onu göstermek istiyorum. Değişiklik yaptım ama tekrardan geriye çevirdim. Çünkü bu yağdanlıklar arkadaşlarım bu tarafta olmadı. Şöyle yaptım. Onu bir göstermek istiyorum size. Bu kavanozlarımı buraya aldım. Hani dedim ya şuraya takılıyor yağdanlıklar diye. Alması zor oluyor. Bu taraftan daha kolay olur demiştim. Hani bu şekilde koydum. Ama böyle çok da içime sinmedi gibi oldu. Yani o nasıl oldu sizce? O tahtalar orada falan çok olmadı gibi oldu. Hani bir taraftan o boru ortaya çıkacak. Hani çirkin görünecek gibi. Şuraya koysam mesela. Şöyle. Şimdi da biraz daha geriye götürsem şöyle. Oraya da bir çiçek mi koysam ki, ne yapsam? Bir göstereyim kamerayı çevirip. Bir not verin bakalım, bir fikir verin bana güzel arkadaşlar. Böyle. Sizce böyle oldu mu? Şimdi o taraf böyle birazcık boş kaldı gibi oldu. Biraz da şu sunum tahtalarıyla, kesme tahtalarıyla o boruyu saklıyorum aslında orada. Sizce nasıl oldu böyle? Şunu kaydırayım, olmadı. Böyle alayım. Bunu böyle yerleştireyim. Soruyorum size. Sizce nasıl oldu? Güzel oldu mu? Böyle kullanayım mı biraz, yoksa eski haline mi çevireyim? Bilemedim yani. Üzüm. Nasıl yapayım annem sence? Sence nasıl yapayım annem? Hı? Yağlı göbek. Nasıl yapayım annem sence? Nasıl yapayım? Bal çocuğum benim, bal. Annesinin bebeği. Evet, geldim salona. Üzüm de geldi yanıma. Şimdi beni bekliyor burada. Şimdi uyumaya gitmek için beni bekliyor. Beraber uyuyoruz teyzeleri. Bakar mısınız? Anne, anne, bal çocuğum. Beni bekliyor. Vedalaşayım bari. Bekletmeyeyim minnoşumu. Ha? Ne dersiniz güzel arkadaşlarım? Bugün de böyle oldu. Ben Aslıcığıma gitmeyi düşünürken, planlarken Aslıcığım bana geldi. Canım arkadaşlarım öyle uğramak istediler. Gerçekten hani temizlik yapıyorum deseydim gelmeyeceklerdi. Ben de çok şey yapmıyorum. Yani onları el gibi görmediğim için onlar benim canım kanım artık. Güzel arkadaşlarım, Allah'ım acılarını göstermesin. Hep güzel günlerini göstersin, yaşatsın. Hepimize, bütün arkadaşlarımızın güzel günlerini göstersin. Öyle olunca geldiler, sohbet ettik, muhabbet ettik. Ben bir taraftan yemeğimi yaptım. Ondan sonracığıma onları gönderdikten sonra yemeğimizi yedik, içtik. Ben hani bir mesaj atayım bakayım ne yapacaklar demiştim ama inanın hiç telefonu elime alıp da mesaj falan da atamadım. Hemen işlere girişmeye çalıştım. Çok şükür hani ocağımı, davlumbazımı, fırınımı temizledim arkadaşlar. Şimdi dolap kapakları falan temizlenecek. Dolap içlerine falan girsem, kiler yaptırırsam tekrardan bir elden geçirmem gerekecek ki mutfakla alakalı da bir şeyler yaptırmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hiç dolap içine giresim yok. Dışından bir silebilirim belki. Ondan sonra başka da ne yaparım bilmiyorum güzel arkadaşlarım. Vakit geçiriyoruz işte. Her gün yapsan her gün iş. Ali Beyciğim canlı yanımıza katıldı yine. Dün akşamki yayına da katıldı. Bu akşamki yayına da katıldı. O da orada öyle. Saat akşam 10.30'da bitmiş görevleri arkadaşlarım. Bayağı bir yorulacak. İnşallah bir taraftan da tadını çıkarabilir. Ama görev için gitti. Yani öncelik vatan görevi. Vatan bekçiliği gitsin. Hayırlısıyla da dönsün inşallah dedik. Uğurladık işte sizlerle beraber. Öyle güzel arkadaşlarım. Bugünlük böyle olsun. Ben gideyim yatayım. Sabahleyin erken kalkmaya çalışayım. Ondan sonra da günümüze bir başlarız. Bakalım yarın neler yapacağız. Yani dediğim gibi ben tamamen spontane bir hayat yaşıyorum. Ve neyi yaşıyorsam sizlerin karşısına da onu getiriyorum. Video çekeceğim. Ay Edem mesela belki başka biri olsaydı. Hani ocak, fırın o haldeyken işte video çekemem, temizliği gösteremem diyerekten belki kabul etmezdi. Ama ben hiçbir zaman evime gelmek isteyen, beni görmek isteyen, bana gelmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmem. Çevirmek istemem. Kolay kolay da çevirmem arkadaşlarım. O yüzden neyi yaşıyorsak onu çekiyorum. Onu paylaşıyorum sizlerle. Umuyorum keyifle izliyorsunuzdur. Umarım
yüzünüz gülerek izliyorsunuzdur. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok güzel ifadelerle beni çok mutlu ediyorsunuz. Hani Yeliz'cim senden çok büyüğüm ama senden çok şey öğrendim gibi kelimeler, cümleler, yorumlar okuyunca o kadar mutlu oluyorum ki Allah hepinizden razı olsun güzel arkadaşlarım. Artık gideyim ben. Bu vlog böyle biraz sohbetli gibi oldu. Kolumdan dolayı çok böyle temizliğe devam edemedim arkadaşlarım. Çok da zorlamak istemiyorum açıkçası. Çünkü çok üstüne gittiğim zaman daha sonrasında hiç yapamayacak hale geliyorum. Yavaş yavaş yapabildiğim kadar. Hiçbir şey canımdan kıymetli değil. Hiç kimse de benden kıymetli değil. Ben varsam herkes var. Ben yoksam hiç kimse yok. O yüzden bunu da bir öğrendim ben. Bu Behçet hastalığı onu da öğretti bana. Dengelemeye çalışıyorum. Hayatta her şey denge üzerine kurulu biliyorsunuz. Denge olmayınca terazi bozuluyor, şaşıyor biliyorsunuz. Neyse bakalım, öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen beni yorumsuz, beğenisiz. Eğer abone değilseniz, abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Yorumsuz ve beğenisiz bırakmayın güzel arkadaşlarım. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hakkınızı helal edin. Bu video böyle biraz sohbetli gibi oldu ama hayatın içinde olan şeyleri konuştuk. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.